Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Bize göre kesin doğru olan bir fikri nasıl ifade etmeliyiz? Aslında bunu önce iç dünyamızda, gönlümüzde hissi halletmeliyiz. Sonra da gönül dünyamızı dilimize, halimize ve davranışlarımıza dökmeliyiz. Çünkü doğru sadece bir tane değildir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde çıkarılan manalar birden fazla olabilir. Dolayısıyla ayetlerin manasını bir taneyle sınırlandırmak veya hadisleri bir taneyle sınırlandırmak doğru değildir. 300-400 binden fazla tefsir yazılmış ve hadislerin şerhlerinin de sayısını bilmiyoruz. Bu kadar çok alimler bu kadar çok ilimleri Kur'an'dan almışlar ve hadislerden istihrac etmişler. Elbette tefsirler, fıkıh kitapları, hadis şerhleri Kur'an ve hadis değildir. Ama Kur'an'dan ve hadisten alınmış hak doğru bilgilerdir. Öyleyse ben kendi bilgimi benimki doğrudur veya en güzelidir diye ifade etmeliyim ki muhatabımın fikrinin de yanlış olduğu manası anlaşılmasın. Bu birincisi. İkincisi, bir defa benim fikrim doğru olsa bile mutlak doğru benimki ve muhakkak muhatabımınki yanlış olduğu manasına gelmez. Çünkü haşa ben hakem değilim. Allah-u Teala beni hakem mi tayin etmiş ki bu Allah'ın muradı değildir, bu peygamberin muradı değildir diye hüküm verme yetkisine sahip olayım. Öyleyse fikrimi, benim düşüncem, görüşüm ve kanaatim diye ifade edeceğim ama benim düşüncemden, fikrimden ve kanaatimden başka doğru yoktur anlayışını asla ne vicdanımda, ne dilimde, ne de halimde böyle bir şey yansıtmayacağım. Ayrıca benim fikrim en güzelidir diyebilir bir insan. Neden? Çünkü bir insan annesine dünyanın en iyi annesi benim annem diyebilir ama dünyada benim annemden başka anne yoktur deme hakkına sahip değil. Bir başka insan da evet senin annen sana göre en iyisi olabilir ama benim annem de bana göre en iyi annedir diyebilir. Bakın en iyi en güzel demek düşmanlık ve kin asla meydana getirmiyor. Sadece benim görüşüm doğrudur demek düşmanlığı Doğurur. Dolayısıyla benim fikrim, düşüncem, meslek ve meşrebim en güzelidir, en iyisidir, en doğrusudur deme hakkına sahibiz. Bu ifadelerle belki düşüncelerimizi söylemek gerekiyor. Ama muhatabımızın düşünce, fikir ve görüşünü yalanlayan, yanlış olduğunu ifade eden ve hatalı olduğunu ima eden kelimelerden, tavır ve davranışlardan kesinlikle sakınmamız gerekiyor.